jigolo bir adam değildi. Ben Talahan'ı çok ama çok yakından tanırım. Sibelcan'dan olmuş olduğu tarihte biz Karahan'la ayrıydık. İlk defa söylüyorum bunu. Karahan benim eski erkek arkadaşım. Ne diyorsun? Ne kadar sürdü Seyhan? Epey uzun sürdü. Biz burada Sibelcan konusu işlendiği zaman izleyicilerimizin tabii ki söylediği yorumlar, teklifler, bizden yapılmasını, konuşulmasını istediği konulara kıymet veriyoruz. Çok değerli bir oyuncu olacakken ve kariyeri gerçekten çok parlak bir gençken maalesef Sibelcan'la yaşadığı olaydan sonra yurt dışına sürgün edilerek ülkeye gelmeden uzun bir süre orada kalıp en sonunda da bir motosiklet kazasında genç bir adam öldü. Buna sebep olanların çok büyük vebal aldığını düşünüyorum. Çünkü aile çocuğundan, oğlundan uzak bir hayat yaşadılar. Çocuğun ama Karahan'ın buradan gitmesinin başlıca sebeplerinden biri Sibel meselesi değil ama. Yani, o dönem madem açtınız bir gün dosyasını ağır açarız çünkü çok böyle kolay bir şey değil. Ya o dönem ama. Mankenler dünyasında jigolo erkeklere ilişkin bir operasyon düzenlenecekti. Karahan'la beraber Türkiye'den kaçan iki tane daha manken var. Çünkü kalsalardı büyük sıkıntılar olacaktı. O zaman tam Sibel Can meselesi değil bu. Yani Sibelcan meselesinin üstüne böyle bir organizasyon olacaktı. Gidin buradan bedelleri ağır olacak size bu işin diye yürüdüler gittiler. Ve şunu söylemek istiyorum ki. Evet, Karahan'la ilgili. Karahan Çağatay o tarihte bir gayrimeşru aleminden birinden dolayı raconlar kesilmişti. Yani Karahan jigolo bir adam değildi. Bir adamı jigolo yapan kadındır. Ben Karahan'ı çok ama çok yakından tanırım. Sibelcan'la olmuş olduğu tarihte biz Karahan'la ayrıydık. İlk defa söylüyorum. Karahan benim eski erkek arkadaşım. Ne diyorsun? Ne kadar sürdü Seyhan? Epey uzun sürdü. Sibel'den önce mi sonra mı? Biz ayrıldıktan sonra o Sibel'le birlikte oldu. Sonra tekrardan bir araya geldik. Bu sefer dost olarak da her zaman olduğum. Ve ölmeden bir hafta 10 gün önce beni Bangkok'a davet edip birlikte yaşamayı artık benim de Türkiye'yi terk etmemi istemişti. Şüpheleri olanlar varsa yazışmalarımı gösterebilirim yani. Hayatım boyunca hiçbir bu tür ucuz polemik ve reklamların içerisinde hiç olmadım. Ama Karahan Çağatay Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli, en yakışıklı, en karakterli, en şahsiyetli adamı. Karahan çok özel bir adam. Ama o tarihte gitme sebebi Türkiye'nin en büyük rajman kesen adamı, mafya lideri. Biz Karahan'la ayrıldıktan sonra Karahan Sibel'le oldu. Yani biz o arada küstük, tamamen yolumuzu ayırmamıştık. Karahan benle birlikteyken Sibelcan'la birlikte oldu, Londra'ya gittiler. Ayrıydık, kavga etmiştik. Döndüğünde yine birlikte olduk. Sonra biz ayrıldık, bana Sibelcan'la ihanet etti. Yalnızca Hakan Ural ihanete uğramadı. Bugün milliyetçi söylemleri, Hakan Ural'ın o delikanlı jargonları falan. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Sibel gayet rahat bir kadındı. Oradaki ihanet yoktu. Orada alışa gelmiş bir şeydi. Ama Karahan ilk defa ihanet etti. Evet, o yüzden de faturası da Karahan'a kesildi maalesef. Ve Karahan bana ihanet etti. Sibelcan'ı, Hakan Ural'a ihanet etmedi arkadaşlar. Onların alışa gelmiş bir hayatı olabilirdi. Biz Karahan'la birbirimizi çok seviyorduk. Ve ilk defa anlatıyorduk. Karahan'ın asla bir kadından bir şeye ihtiyacı olmayacak kadar şöhreti, bir şeye ihtiyacı, yani bedenini satacağı bir meta olarak kullanabileceği bir adam olamazdı. Ben Karahan'dan ayrıldıktan sonra, yani ihanet ettikten sonra, Karahan'ın korkup kaçtığı adam da benim sevgilim oldu. Hayda! Hayda! Ve geçmişinde benimle Karahan'ın olduğunu öğrenince, üstüne de tuz biber oldu bu olay. Bu olayı duyunca, yoksa ucuz böyle polemiklerle, kasetlerle, bilmem nelerle olacak iş değildi. Çünkü o adam da racon kesen adam. Karahan'a ve o arada Can denilen o çocuğa böyle işte kasetleri var, bilmem neleri var gibi böyle ucuz polemikler dönmüştü o tarihte. Hiç öyle bir şeyler değildi. Ana sebebi geri benim dillerden dile düşmeyen aşkımdan dolayı
içinde herhalde bir şey kalmıştı ve bundan dolayı da daha çok öfkelendi bu olayı duyunca. Karahan da ülkeden gitmek zorunda. Seyhan peki nasıl affedebildin o Sibel Can'la olan olayı? O kadar sen de seviyor muydun? Aşık mıydın? Çok mu aşıktın? Tabii ki. Ben ayrıldıktan sonra bir erkeğin topuğuna bile bakmam. Yani ayrıldıktan sonra geçmişindeki tüm yaşamış olduğum aşkların toplamı kadar bir sonraki insanı severim ki gönlü kırılmasın diye. Karahan o yeraltı dünyasındaki gayrimeşru aleminin kralından korkarak gitmiş olabilir ama gelmeme sebebi sanat camiasındaki iğrençlikler ve düzenbazlar, ikiyüzlü insanlardan dolayı öğretmenlik yapıp, bodyguardlık yapıp, garsonluk yapmayı tercih etti. Yine de o dünyaya dönmedi. Karahan'ın vefatı sende nasıl bir etki yarattı? Ya bak bir hafta öncesinde beni Bangkok'a tekrar birlikte olmak üzere davet etti diyorsun. Çok ağladım. Çok canım yandı. Aşkımıza ağlamadım ama. Dostluğumuza ağladım. Ağlama sebeplerimden biri çok özel bir ailesi vardı. Ve onun en yakın arkadaşı, kankisi, ortak arkadaşı. Kafeteryası var, Zoom diye, Halkalı'da. Çok bakalı etmecidir. Onun da ev arkadaşıdır. Onunla konuştuğumuzda da canım yandığını o da biliyordu. Çok özel bir dostumdu o da. Çok ağladım. Ya, ağlamayacak bir adam değildi ama bu sevgili olarak değildi. Bu onun karakterine ve kendinden, şöhretinden, her şeyden fedakarlık ederek sılah hasreti çekerek o kadar güzel bir ailenin etraflarına karşı hasret olarak ölmelerini ağladı. Şunu söyleyeyim, beni kıskandırmak için Sibel Can'la birlikte oldu. Sibel Can için Karahan Hakan'dan çok yakışıklı bir adamdı. Belki onun için çok güzel bir fantezi olabilirdi ama bu benim canımı acıtmıştı. Ve ayrıca Sibel Can için belki müthiş bir ulaşamayacak bir bedene olan ihanet olabilir kocasına. Ama benim neyi gibi ancak kıskandırmak için yatılan bir kadındı. Biraz önce jigolo kelimesi benim ağrıma gitti. Çünkü ben öyle bir şeyine şahit olmadım Karahan'ın. Bunun için açıklama yaptım. Beni kıskandırsın diye benim ona tekrar dönmem için kullanılmış bir kadındır Sibel Can.